Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerden karşılığımız, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay Şadiyan Çoğun Mescidini çekişki başladı. Xitay yıllardan buyan Şarık Türkistan'da icra kılıvatkan atılmış İslam dinini Xitaylaştırış terör siyasetini tünge Müslümanlara karşı icra kılışını mı küçeytken bulup, bu kıtım Yunnan ülkesi Şadiyan şehirge caylaşkan Şadiyan Mescidinin gümbez ve munarlarını çekip, Xitaycı uslubkı özgertişini pilallıgan. Zimistan torunun 22 iyul haber kılışça, Xitay rejimi Yunnan ülkesi Şadiyan şehirge caylaşkan ve tüngallarının Mekkesi dep atalgan Çoğun Mescidini çekip özgertiş hareketini başlayan bulup, Mescidinin gümbez ve munarlarına uyup yasalgan İslam'ın Roşen simvollarını çekip, Xitaycı uslubkı özgertişini başlayan. Xabarda qeyd qilinishicha, Xitay rejimi narazilik bildirguvchilardan ansirab, masjidning oldi tarafiga mudofiyalanish uchun tümür tam yasagan. Masjidning Xitay o'zgartmoqchi bo'lgan yangi shaklining modeli Xitayning ijtimoiy taratqusi Weibo'ga yo'llangan bo'lib, tor dunyosida kishilarning qattiq diqqatini qo'zg'agan. Xitay bu xil İslam ve İslam medeniyetiga qarshi terror siyosatini İslamning simvoli bo'lgan belgi ve shakllarni Xitoycha uslubga o'zgartish harakatini arabcha narslarni Xitoycha uslubga o'zgartish deb da'vo qilgan. Bildirilishicha Xitay rejimining Shadiyan Cho'ng masjidini o'zgartish qilmishi alohida tarixiy voqea bo'lib, bu harakat Xitoyning İslam ve musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan İslam düşmanligi qilmishining aniq namoyandasi bo'lib hisoblanadi. Bu masjid 1684-yili selingan eng cho'ng va eng muhim masjid bo'lib, uzoqdan beri kishilar bu masjidni tungallarning Makkasi deb atab kelgan. Xitay rejimi İslam'a öçmenlik siyasetini tarihten beri izgil devam kılıp gelgen olup, atılmış Medeniyet Zor İnkılabı mezgilde mescitlerini veyran kılgan ve Müslümanlarını imandın yenişki mecburluğan. Öz vaxtıda Xitay'nın Şadiyan mescidini çekişki urunuş vakasıdı baş egmeyi narazılıq bildirgen tunga Müslümanları kallıq bastırılgan. Tarixda xatırlanışca 1975-yildeki Şadiyan vakasıda 300 balını öz içiga alğan 1600 tunga Müslüman öldürülgen. Zimistan Toru haber diyene 1975-yildeki Şadiyan qırğınçılığıda ziyankeşlikke uçurguçlarının cesetleri çürülgen suretine hembehirligen. Xitay 20 yılda 600'ge yakın kişini kaydırıp ketgen. Xitay rejimi aldınkı 20 yılda çet elge kaçgan 582 kişini kaydırıp ketgen. Xinhua agentliqining 21 iyuldagi xabarida bildirilishicha, Xitay rejimi bu yilning oldingi yarmida Xitoydan qochib chiqqan 582 kishini qaytirib ketganligini, ularning 1 milliard 932 million yuan pulini yig'ib olganligini e'lon qilgan. Xitay Kompartiyasi Markaziy Komiteti Intizom Tekshirish Komitetining rasmiy to'ri bekitida bu yil 1 oydan 6 oygacha jami 582 kishining qaytirib kelinganligi, buning ichidagi 25 nafarining qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarilganlar ekanligi, bularni qaytirish orqali qo'lga kirgizgan pulning taxminan 1 milliard 932 million yuan ekanligi e'lon qilingan. Xabar qilinishicha, Xitay bu yil 7 oyning 1-chi kuni yo'l qo'ygan tashqi munosabat qonunining 4-chi bobi tashqi munosabat sistemasida aniq qilib, tashqi qonun ijro qilish hamkorligining xizmat mexanizmini cho'nqurlashtirish va kengaytirish, adliya yordami sistemasi va mexanizmini yaxshilash, qonun ijro qilish va adliya sohasidagi xalqaro hamkorlikni ilgari surish kerak deyilgan. Gerçi Xitay amaldarları çiriklikke karıştırış hemkarlıqıdaki dostlar çemberkinin kengiyvatkallıqını etsimi, ama Amerika yıqınqı yıllardan buyan Amerika'daki birkaç Xitay pıxrasını cinayi işler bilen ayıplab, onlarının Xitay'nın atılmış tülkü ovlaş hareketiki katnaşkallıqı ve çiriklik bilen ayıplengen çet eldeki kaçkullarını yurduğu qaytışkı mecburluqallıqını oturgu koygan. Bu yıl 6 ayda New York'taki pensiyaga çıkan sakçı ve iki Xitay pıxrası New York'un şarkı rayonundaki sot mahkemesi tarafından tülkü ovlaş hareketiki katnaşkallıqı üçün ayıplengen. 2022 yılı Oktyabr ayında Brooklyn'deki Amerika Teftiş Mahkemesi 7 Xitay pıxrasını ayıplab, onlarının Amerika'daki bir erini Xitay'a kaydıp cinayi cevapkarlıqı tartışkı mecburlaş üçün onun Amerika'daki ailesi ve oğluğu parakendicilik salgan dep ayıplengen. Xitay bu qetim Kuveyt taratqularının közünü boyidi. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini xalqara cemiyetin yoşuruş üçün tədür təşviqatlarını ve közboyamçılıqını devamlaştırıvatqan bolıp, bu qetim Kuveyt taratqoları vəkilleri ömekedeki 10 neçik kişini Şarkı Türkistan'da ziyaret kıldırgan.
Atalmış Şinjang televiziyasının 22 iyuldaki haberde malum bo'lishicha, Xitoy rejimi mazkur ko'z bo'yamchilik harakatida 15 iyuldan 19 iyulgacha Kuveyt taratqulari vakillari o'mekini Sharq Turkistonning Payzivat nohiyasi, Qashqar shahri, Urumchi shahri, Fukan shahri qatorliq joylardagi ziyoratlari uchun maxsus tayyorlangan masjid, korxona, maktab, Manzir rayoni qadimiy shahar Koni ko'chasi, atalmış terrorlikka qarshi turish va asabiylikni tugutish ko'rishi ko'rgazmasi qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Xitoy axborot vositalari mazkur vakillar o'mekining boshliqi qatorliqlarining ziyorat mazgilida Shinjang yaxshi joy ekan, qancha tushangan siri shuncha yiqimliq bilindikan deb maqtab ketganligini va bu qitimqi ziyorat maqsadining haqiqiy Shinjangni dunyoga yetkazishdan iborat ekanligini bildirishganligini jar solib ko'plab tarqatgan. Washingtonda Nuri Turkali sharaf kechligi faoliyati o'tkazildi. 20 iyul kechda Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining sahibxonligida Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkaliga beg'ishlangan sharaf kechligi faoliyati o'tkazildi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, marosimga Amerika Davlat Majlisi Avom palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi, Amerika xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Rashad Hussein, Amerika xalqaro adliya xizmati bosh elchisi Beswan Shak, sobiq parlament a'zosi Frank Wolf va boshqa Amerika hukumati, parlament ham siyosiy tashkilotlarining ko'plagan vakillari ishtirok qilgan. Murasimga yana Kanada parlamentidan Sabir Zubari qatorliq bir qancha nafar parlament a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqun Aysa, Hong Kong demokratchilari vakillari hamda Washington atrofidagi Uyg'ur jamoat vakillari qatnashgan. Murasimda Nancy Pelosi xonim va boshqa arboblar orqa-orqadan so'zga chiqib, o'xshamagan nuqtalardan fikr qilib, Nuri Turkalning hozirgacha ishlagan xizmatlariga yuqori baho berish bilan birga, muhojiratdagi Uyg'ur da'vosi hamda Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa mansub ko'plagan masalalarni tilga olgan va irqiy qirg'inchilik masalasini o'z ichiga olgan xristlar masalasida Amerika siyosiy sahasidagi har ikki partiyaning mavqesining o'xshash ekanligini ta'kidlashgan. Murasimda so'z qilgan Nancy Pelosi xonim Uyg'ur jamiyati Vatanda duch kelayotgan qirg'inchilikni Xitoy rejimining shuncha ko'p qabih siyosatlarini ijro qilish jarayonida Uyg'urlarni qanchalik vayron qilayotganligini alohida eskartgan. Bulutmo hargiz qaytalanmaydi deb dunyoviy va'da berilgandan keyin davomli qoldi yuz berayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun Nuri Turkalga o'xshash texmo ko'p kishilarning o'tirg'i chiqishi lozimligini ta'kidlab, biz bu kurashdan hargizmi voz kechmaymiz. Shuningdek, g'alibiga bo'lgan umidimizni texmo yo'qotmaymiz degan. Orqadan Nuri Turkal so'z qilib, o'zi va boshqalarning Uyg'ur kishilik huquq qurilishini tashkillashdan boshlangan kishilik huquq ko'rishidan tortib, o'zi Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetiga xizmatga kirgichi bo'lgan orliqda Uyg'ur da'vosining xalqarolashishi uchun kuch chiqargan har soha zotlarining shijoatiga, shundoqla Nancy Pelosi va Amerika hukumatiga minnatdorligini bildirgan. Nuri Turkal Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining raislik vazifasini tamomlagandan keyin mazkur organda yana komissarlik vazifasini o'tayotgan bo'lib, hammaylan uning kelgusi xizmatlariga texmo zo'r ufuqlar tilagan. Türk dünyası tantarbiya festivalida Uyg'ur madaniyati tanishtirildi. 6-nji navbatlik Türk dünyası ajdod tantarbiyasi festivali 23 iyul Bursa viloyati Kilis Koca yaylada ochildi. Faoliyatda jami 16 chidir qurilgan bo'lib, Uyg'urlarga taklif qilindi. Faoliyatga Uyg'urlarga vakolatan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan Nuzgum kultur va oila jamiyati ishtirok qildi. Faoliyat jarayonida Sharq Turkiston uchun maxsus chidir qurilib, surat ko'rgazmasi tariqasida Uyg'ur xalqining kiyim-kechak madaniyati, uy bisat madaniyati va qo'l hunarmandchilik madaniyati, binokarlik madaniyati qatorliqlar bilan birga ziyorat qilguvchilarga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati tanishtirildi. Faoliyat davomida Uyg'ur madaniyat chidirini ziyorat qilgan Bursa parlament a'zosi Osman Mastanga Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan xotira buyumi hadiya qilindi. Nuzgum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar o'z Uyg'ur xonim ziyoratimizni qabul qilib, bu yilgi faoliyatda 16 chidir ichida Uyg'ur chidiriga qo'yilgan madaniyat buyumlarining ko'pligi va rangdorligi alohida diqqat qo'zg'anligini, eng ko'p ziyoratchilarni o'ziga jalb qilganligini bildirdi. Uyg'ur chidirini yana Qirim Turklari Federatsiyasi ayollar bo'limi mas'ullari ham alohida ziyorat qilgan. Qozog'iston bosh elchisi doktor Qutlug' Qodiriyga do'p kiydirdi. 23 iyul Anqarada Turkiya Jumhuriyatining qurilganligining 100 yilligi va Turksoy tashkiloti qurilganligining 30 yilligi munosabati bilan Qozoq qo'l san'atlari ko'rgazmasi ochilgan bo'lib, qozoq xalqining har xil qo'l hunarmandchilik buyumlari va madaniyati ko'rgazma qilindi. Mazkur ko'rgazmaga Yaponiya Kagoshima xalqaro universiteti o'qituvchisi va navbatda Anqara ijtimoiy fanlar universiteti chat el tili fakulteti Yapon tili bo'limi o'qituvchisi bo'lib xizmat qilayotgan doktor Hoji Qutlug' Qodiriy taklif qilingan bo'lib,
Körgazmada onun Japon tarihçi Me Matsubara'nın közü bilen Kazak Türkleri Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye erkillik köçüşü namlıq Türkçe tayarlıgan kitabının imza koyup tarıkıtış faaliyeti ötküzüldü. Mezkur faaliyetke Kazakistan'ın Ankara'daki baş elçisi Yerke Bulan Sapiyov mu katnaşkan bulup, Doktor Hacı Kutluk Kadri'ye mezkur kitabını Türkçe tayarlıgallığı üçün rahmet etti ve Kazak topisi kiydirdi. Faaliyetke yine Japonya'nın Ankara'daki elçihanı hadımları mu katnaşkan. Mezkur kitapta 1934 yıldan 1953 yılgıcı bolgan jarayandaki Şarkı Türkistan'daki iğir vaziyat, Kazaklarının Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye kılgan cephalık köçmenlik jarayaları, Uyghurlarının Kazaklarga kılgan yardımları kadarlık köplügen meseleler etraplık yürütüp berilgen. Amerika, Ukrayna uçukçularını tizden F-16 meşgı kıldırdıgan boldi. Amerika Devlet Bihaderlik Meslekçisi Jake Sullivan, Ukrayna uçukçularını F-16 meşgı kıldırışta tiz hareket kıldıganlıkını etti. Ama enik vaxtını etmedi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Sullivan, Colorado ştatıda devamlaşıvatkan bihaterlik manöveride Ukrayna'nın F-16 uruş ayruplarını önümlük işildişi ve bu dairede ihtiyaclık bulgan iktidarlarını kolgu keltirişi üçün yardım kılışkı tirişivatkanlıkını etti. Sullivan bu haqda imkan kadar tiz hareket kıladıganlıkını bildirip, Ukrayna uçukçularını terbiyeleş hizmetini iştibaktaşları bilen birlikte elip berivatkanlıkını ve teknikilik meselelerinin muhal kılınıvatkanlıkını tekitledi. Sullivan, Ukrayna uçukçularını terbiyeleşinin kaçan başlandığı hakkında enik bir nersi diyelmeydiğallıkını, ama bununla hepten aylar getirdiğallıkını etti. Sullivan, kuruqluqtın kuruqluqa etilidigan atak MS başkurulduğun bombe meselesi üstüdümü toxtulup, Amerika Prezidenti Joe Biden ve Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin bu haqtı münazirleşkerlikini bildirdi. Sullivan, Ukrayna'a atak MS başkurulduğun bombe beriş kararının Prezident Biden'de ihkerlikini tähkitledi. Hürmetli görmelerimiz, şunakalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.